İletişime nereden girecekler bu arada sizinle? Adımadımderneği.com falan gibi bir şey Adımadım.org. Adımadım.org'dan evet. Detaylı bilgileri alabilirsiniz. Lütfen. Böyle grupları, böyle dernekleri, vakıfları tanıtmakta fayda var. Elif Aksay Antalya'dan aramış bizi. İlk telefonumuzu alalım. Elif Hanım iyi geceler. İyi geceler Beyaz, nasılsın? İyiyim Elif'ciğim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim valla, oturdum seni izliyorum. İyi, ne yapıyorsun? Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum. Nerede? Anadolu Turizm Meslek'te, lise. Ne yapacaksın artık? Olmuş bir kere, yapacak bir şey yok onu. Elif'ciğim, yani. Soruların var mı? Hemen alalım. Hemen alalım sorularını. Beyaz, evet. Öncelikle ben seni çok seviyorum. Hemen geldim. Başarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben hemen Mehmet Bey'e bir soru sormak istiyorum. Haydi sor, sor. Belli bir film müziklerini yapmaya nasıl başladınız? Vallahi kendimiz daha önce bu Kardeş Türkler grubu zamanında Vizontele filmlerini yapmıştık Yılmaz Erdoğan'ın. Ondan sonra da biz Onur Ünlü'yü mesela kendi ilk filmini çekecekti. Biz bu işi kotarabileceğimizi düşündük. Senaryoyu istedik. Çalışmak istedik. Çalıştık. Verdik. Öyle başladı olay yani. Biraz hani öyle cesaretle girmek lazım kimi işlere gibi geliyor bana. Ben Mehmet'e lafını böleceğim Elif ama şunu soracağım. Şimdi albümdeki parçalar Fikret Kızılok'tan Bir Harmanım Bu Akşam Vardır. Bilir misiniz? Çok güzel parçadır. Rahmetli Fikret abinin. Herkes aynı hayattayı söyledik. Olur ya var. Haydi gel gidelim. Yalan, Hakim Bey, Hayat Bu, Beni Aldatma, Sen Mutlu Ol, Dünya Dönüyor. Şimdi sen kendin parça yapacak mısın, yazacak mısın? Yapıyorum ben zaten. Çok yapıyoruz da şimdi bunu ben aralarda hep şu ara sorulduğu için söylüyorum zaten. Zamanında söylenmiş çok güzel sözler var. Bizim söylediklerimiz hala çok onun yerini tutabiliyor gibi hissetmiyorum. Hani hissedebileyim, olabildiğini zannettiklerimizi koyuyoruz zaten oraya da. Onlar bile onların yanında hani çocuk gibi kalıyor hakikaten. Aferin hani, sana. Abi yani hani eskiden söylenen o kadar sözler var ki. Yani adamın arabesk anlayışı şey mesela benim için fark etmez sen mutlu ol ne olur diyor. Asarım keserim demiyor yani hani. Doğru. O kafada biz o kafayı biraz hani hatırlamak istiyoruz. Kendi sevdiğimiz şarkıları söylemek istiyoruz. Ama yani. Şu anda büyük bir şey de yapabilirdim böyle şu cevap da gelebilirdi. Yapıyorum yapacağım da ilk albüm bu ama bundan sonra kendi parçalarımla çok hayır. Evet. Sen işte o Erdem soyadı böyle bir soyad eyvallah, demek ki gerçekten de. Yani şey olarak da önemli yani. Sağ olun. Yani yetişemiyorum diyor. Eyvallah. Yetişemiyorum ya. O kadarını yapsam zaten kendi albümümü yapardım diyor. Şimdi Mehmet gibi adamlar çıksınlar. Böyle adamlara ihtiyaç var. Bunlar daha doğrusu televizyonlarda pişen, televizyonlarda çıkan adamlar değil. Sosyal medyanın işte bize kazandırdıkları gerçekten de. Yani işler güçler de öyle. İşte Leyla ile Mecnun da öyle. Diziler de öyle. Böyle sanatçılar var, böyle adamlar var. Sosyal medyanın kazandırdıkları, sosyal medyanın bence en güzel taraflarından bir tanesi. Ama Mehmet'in enteresan tarafı sosyal medyayla hiç alakası yok. Ne Twitter'ın var, ne Facebook'un var, doğru mu? Ya var, normal hani resmi yürütülen siteler var. Ama bizim zaten gerçekten hayatımız, hani Facebook'ta insanların arkadaşları oluyor. Bizim gerçekten o kadar arkadaşımız var. Hani yüz yüze görüştüğümüz, onlara vakit ayırmaya çalışıyoruz. Hani canlı görüşmek, bir insanın yüzüne bakarak konuşmak var. Bir de hani bakmadan konuşmak var. O bizim tercih ettiğimiz daha çok yüzüne bakarak konuşmak, görüşmek, bir şey sohbet etmek, yemek içmek. Mehmet'e yani. Sormuşlar. Kullanıyor musun diyor abi Twitter'da kullanmıyorum, Facebook'ta kullanmıyorum. Ne yapıyorsun? Bilardo salonuna gidiyorum abi demiş. Bilardo oynuyorum genelde demiş. Oynar mısın iyi bilardo? Oynarım bilardo, severim. Ben de sıkı Amerikancıyımdır hocam. Yani inşallah tamam, bir gün kapışırız. Elif'ciğim orada mısın hala? Evet buradayım. Evet varsa son bir sorun daha alalım. Sonra Mehmet, Mehmet seni de böyle alayım. Derya Hanım'a bir sorun var. Sen orada hazırlıklarını yap abi. Derya Hanım'a? Evet. Evet. Zerrin rolüyle karşılaşınca tereddüt ettiniz mi? Yo, duyamadık değil. Pardon. Zerrin rolüyle karşılaşınca tereddüt ettiniz mi? Ne açıdan? Yani hani onu benimsediniz mi yani? Benimsedim. Elif'ciğim benimsemiş gibi görünmüyor mu? Yani bayağı rol tuttu. Çok da iyi gidiyor. Peki karakteri bürünmeniz kolay oldu mu? Elif bayağı oturdu sohbet ediyor oradan yani hani. Peki onu da öyle Elif'ciğim. Mehmet. Efendim. Bunları biz sen programı geç açtın herhalde. Bunları biz bayağı konuştuk bunları. Biz Elif'e kocaman bir alkış alalım. Çok teşekkür edelim. Mehmet Erdem'den de. Yalan diyor. Bu arada bir son dakika haberi mi var? Az sonra mı var bakalım bir.
az sonralardan bir tane olması lazım. Evet. Allah kahretsin. Evet. Hakim Bey'i... Az sonra şikayetim olacak az sonra. Biraz. Bir ufak geçelim. Hakim Bey'i şikayet... Sussam oluyor, olmuyor. Susmasam olmaz. Evet. Ondan az sonra... Az sonra. Kendi az sonralarımızı kendimiz yapacağız bundan canlı sonra. Canlı. Bekleyenler varsa bilsinler diye efendim. Hangi parçalar? Şimdi... Hangi türküler? Neşet Ertaş'tan söyleyeceğiz. Evet. Babayı anmak için. Bir Yalan Dünya'yı söyleyeceğiz. İkincisi de sürpriz olsun. Peki. Yalan Dünya ikincisi de sürpriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.